Herkese merhaba. Ben Soner Erüşar, Marmara Siyasal Bilgiler 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün küresel güç olma yolunda Çin askeri tarihi yapısı ve dinamikleriyle gelişimini inceleyeceğiz inşallah. Sunumumuz kaydedilecek ve YouTube hesabımıza yüklenecektir. Çok vakit kaybetmeden direkt Çin'in tarihiyle sunumumuza başlamak istiyorum. Çin Halkın Kurtuluş Ordusu'nun öncesini, tarihini ve kuruluş sürecini biraz incelememiz gerekiyor. Çünkü günümüzün Çin ordusu olarak bildiğimiz kuvvetleri aslında Komünist Çin'in, Halkın Kurtuluş Ordusu'nun kuvvetleri. O yüzden biraz tarihi süreçte geriye baktığımızda Çin'in kısmen bizim tarihimizde bir benzerlik içerisinde olduğunu fark ediyoruz. Şu bakımdan ki 19. yüzyıl tarihleri arasında Çin Hanedanlığı, yani Çin'in yöneticiliğini üstlenmiş hanedanlık, silahlı kuvvetler olarak batılı güçlerin çok gerisindeydi. Batılı güçler genel olarak Çin Hanedanlığı kuvvetlerini birçok cephede yendikleri ve mağlup ettikleri için Çin Hanedanlığı sonrasında kendinden ya da kendini güçlendirme hareketi olarak adlandırılan bizdeki reform hareketlerine benzer sürece girmişti. Bu süreç şöyle ki Çin Hanedanlığı'nın yöneticileri batılı askeri uzmanları, batılı mühendisleri çağırarak ordularında reform yapma çalışmalarını güdüyorlardı. Bu sayede mağlup oldukları Avrupa devletlerinin hatta yakın oldukları Japonya kuvvetlerinin gerisinde kalmamaya çalışıp onları yakalama amacı gidiyorlardı. Bu süreç devam ederken kısmi bir başarısızlık da olsa son iki süreçte ÇKP yani Çin Komünist Partisi 1927 1 Ağustos tarihinde Halk Kurtuluş Ordusu'nu kuruyor. Bundan önceki süreçte kısmi olarak Çin kuvvetli başarı gösterememelerine rağmen Halkın Kurtuluş Ordusu yeni bir nefes getiriyor diyebiliriz kısaca. Çünkü Komünist Halkın Kurtuluş Ordusu süreç içerisinde Sovyetlerle çok yakın ilişkiler kuruyor ve Sovyetlerden askeri danışmanlığı ileri seviyede edinmiş oluyorlar. Bunun neticesinde de Batılı güçlerin Kuomintang olarak adlandırılan milliyetçi Çin kuvvetlerini desteklemesine nazaran Sovyetlerin desteklediği Çin Komünist Partisi'nin Halkın Kurtuluş Ordusu askeri manada başarıya ulaşmış oluyor. 1949 yılında iç savaşın bitmesiyle diyebileceğimiz tarih ile ÇKP yani Çin Komünist Partisi tahrip olmuş. Savaşlarla onlarca yıl tahrip olmuş ülkeyi miras alıyor. Sonrasında uzun süren savaşların galibi olarak Halkın Kurtuluş Ordusu teknolojik bakımdan gelişmeye çalışıyor. Bunlar birkaç tane şu an günümüzün modern Çin uçakları. Bu kısa tarihi inceledikten sonra Çin askeri yönetiminin yapılanmasını biraz incelememiz gerekiyor. Çin devletinde Komünist Parti ile devletin kendisi bir bütünleşik içerisinde olduğu için aslında devletin yapılanması da komünist yönetimle bir aynı yolda gitme perspektifinde. Burada karşımıza direkt komünist devletlerde göreceğimiz bir derin yapılaşma sistemi, yapılanma sistemi karşımıza çıkıyor. Merkezi Askeri Komisyon olarak bilinen Çin askerisinin genel olarak başında bulunan yönetim sisteminde başkanlık Xi Jinping, şu an günümüzün Çin başkanı olarak bildiğimiz kişi yönetimini yapmakta. Komisyon temel olarak departmanlara, komisyonlara ve alt ofislere ayrılarak 3 ana temelde yapılanma içerisine girmiş. Bu departmanları ve komisyonları, ofisleri aşağıda listeledim. Hepsini tek tek saymayacağım ancak aşağıdan inceleyebilirsiniz. Gayet detaylı bir şekilde yapılanma içerisine girmişler. Bu da gemilerimiz. Sonrasında Çin askeri yönetiminin bizim sunumumuzun genel olarak yoğunlaşacağı konu olarak Çin askeri yönetiminin yapılanması karşımıza çıkıyor. Bu biraz daha detaylı inceleyebileceğimiz bir sistem. Burada bölge komutanlıklarını, okulları, operasyon ve destek kuvvetleriyle yarı askeri kuvvetleri görüyoruz. Bölge komutanlıklarından kastımız şurada hemen bir sonraki slaytta göstereceğimiz şekilde bölge komutanlıklarının yetki alanlarını Çin içerisinde dağılımını gösteriyoruz. Şurada Western bölgesi olarak adlandırılan hani batı bölgesinde gördüğünüz üzere Doğu Türkistan bölgesini de içeri alan bölge ve diğer bölgeler işte ya da merkez bölgesi olarak adlandırılan askeri yönetim bölgeleri Çin'in askeri yapılanmasında bölgesel olarak söz sahibi olan kesimler. Burada bunları gösterdikten sonra operasyon ve destek kuvvetlerini incelememiz gerekiyor. Aslında temel olarak genel olarak bilinebilecek şekilde Halkın Kurtuluş Ordusu'nun silahlı kuvvetleri, kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, roket kuvvetleri, stratejik destek kuvvetleri ve ortak lojistik destek kuvvetleri olarak ayrılmış biçimde. Okulları incelediğimizde teknolojik alan için ayrıyeten bir okul olması dikkate değer bir husus. Çünkü günümüzün teknolojik gelişmelerini geride bırakmayacak şekilde Çin Halkın Kurtuluş Ordusu aynı zamanda teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyor. Burada önemli bir husus var. Onu dikkate çekmemiz gerekiyor. Eskiden yaklaşık olarak bundan bir Kore Savaşı'na gittiğimizde yani 70-80 yıl evveliyatını gittiğimizde yoğun bir personel sayısıyla öne çıkan Çin kuvvetleri artık günümüzde kuvvetlerini azaltarak daha çok teknolojik manada da üstünlüklerini koruyorlar. Çünkü bildiğiniz üzere Çin ekonomik ve teknolojik manada dünyanın bir üretici
konumuna gelmiş durumda. Bundan dolayı da artık insanların yani işte 3 milyon 4 milyon askerden ziyade 1 milyon civarında profesyonel bir ordunun devletin genel politikası için daha faydalı olduğu tespit edildiğinden dolayı şimdi bu yolda son hızla ilerleme amacını gütmekte. Tabii yarı askeri kuvvetler de burada araştırmalarda karşımıza çıkan ilginç bir husus ki milis kuvvetler olarak adlandırılan halk silahlı kuvvetleri, deniz milisleri bazı ülkelerin birçok ülkenin belki de donanmasından daha yüksek seviyede yeterliliğe sahip. O yüzden bu da Çin'in milis kuvvetleri olarak bile birçok ülkenin kuvvetlerinden üstün olduğunu anlamamızda bize ön ayak olmuş oluyor. Bir sonraki slayta geçelim. Burada güçlenen bir küresel güç olarak Çin'in bazı girişimleri bulunmakta. Ağustos 2017 yılında Çin ilk resmi deniz aşırı askeri üssünü Cibuti'de açtı. Bunun önemi ne derseniz Çin genel olarak ülkelerin siyasi ve askeri politikalarına katılmama taraftarı bir dış politika gütmekte. Ancak tarih Ağustos 2017'ye geldiğinde Cibuti'de bir askeri üs açıyor. Bu da küresel bir güç olma yolunda ya da bölgesel bir güç olma ki Afrika'da ya da işte diğer bölgelerde girişimlerin düşünüldüğünde Çin'in küresel güç olma yolunda ilerlediğini kabul edebiliriz. Artık daha ciddi adımlar attığının bir göstergesi oluyor. Çünkü askeri manada ilerlemenin evveliyatında ekonomik manada zirveye ulaşmak gerekiyor. Ve Çin ekonomik manada kendini belli bir yeterliliğe getirdikten sonra artık askeri ve siyasi hamlelere de ufaktan başlamış olarak değerlendirilebiliyor. Burada Afrika ile dostane ilişkiler ve küresel çapta müttefiklikler de ayrıca karşımıza çıkıyor. Çünkü Soğuk Savaş döneminde SSCB'nin ve Amerika'nın arasında dönen bir taraflaşma hususu, kutuplaşma hususu artık Çin'le bir kısmen Amerika arasında gerçekleşmekte. Burada karşımıza çıkan bir örnek olarak örneğin yakın komşuları sayılan Pakistan'la Hindistan hususunda Hindistan'ın artık günümüzde Amerika tarafından desteklenmesi ya da işte Pakistan'ın Çin ile çok yakın müttefik olması bu çeşit müttefikliklere örnek verilebiliyor. Yani karşıt güç konumuna bir nebze Çin gelmiş diyebiliriz. Burada dikkat çeken yine bir başka husus. Çin küresel silah üreticileri arasında yerini sağlamlaştırıyor mu sorusu. Biliyorsunuz yakın zamanda Libya hususu Hafter güçleri arasında dönen çatışmalar çok gündeme oturmuştu. Burada bizim ulusal güçleri destekleyip orada drone sistemlerimizi Libya'nın resmi hükümetine sağlamamız, Çin'in ise Hafter'in Çin tarafından dronlarını edinmesi bir soruyu ortaya çıkarmıştı. Soru şöyle ki Çin'in yoğun bir üretim kapasitesi var. Bunu insansız kara sistemlerine, hava sistemlerine, silah sistemlerine, roket sistemlerine getirdiğinde acaba geçmişin Sovyetlerinin üretim kapasitesini devralabilecek mi? Örneğin dünya çapında yüksek oranda bir silahlanma var. Bunu tekrardan devam etmesine sebep olacak Çin olabilecek mi sorusu sorulmaya başlandı. O yüzden biz burada bazı Çin savunma sanayi şirketlerini aşağıda sıralandırmayı tercih ettik. Gördüğünüz gibi buradan gemi yapımından bilim ve teknoloji şirketlerine kadar birçok alanda Çin şirketleri çıkıyor ki bu şirketler gerçekten kendi alanlarında yetkinliklerini kanıtlamış ve dünya çapında da ortaklıklara girişmiş şirketler. O yüzden de önem barındırıyorlar. Burada da en önemli nokta yine medyada ve uluslararası arenada Çin askeri gelişimlerinin yansımaları karşımıza çıkıyor. Savunma TR kaynağından aldığım haberlerde benim karşıma Pentagon Çin'i en acil tehdit olarak tanımladı. ABD Çin'in ABD savaş gemisini kovduğunu reddediyor gibi haberler çıkmıştı. Burada ilk haberden gördüğünüz üzere artık Amerika'nın en acil tehdit olarak tanımladığı güç Çin askeri kuvvetleri ve genel olarak Çin karşımıza çıkıyor. Sonrasında Güney Çin Denizi ya da diğer bölgelerde, tartışmalı bölgelerde süregelen bir çekişme durumu cereyan etmekte. Örneğin ABD ile Çin arasında küresel çapta deniz operasyonlarını gerçekleştirme hususunda sürekli bir çatışma ortaya çıkıyor. Temel olarak şöyle diyebiliriz ki Çin'in denizaltı sayısı, Çin'in gemi sayısı, uçak sayısı, tank sayısı ya da birçok çeşitli askeri unsur sayısı bunları sürekli olarak nicelik manada geçtiğinden dolayı artık günümüzde teknolojik manada da geçmesi dünyanın dikkatini çekiyor. Komşularını, Asya'daki komşularını ya da dünyanın diğer noktalarındaki kesimlerin rahatsız olmasına sebep oluyor. Örneğin yakın tarihte yine Çin Demir Adam askerlerini test ediyor haberinde görebileceğimiz üzere incelediğinizde Çin artık askerlerini normal bir asker değil, aynı zamanda biyolojik olarak da insan perspektifinden daha üstün konumda şekillendirmeye çalışıyor. Bu Demir Adam projesi de şöyle bir şey ki askerleri bir demir iskelet giydirerek askerlerin atıyorum 70-80 kilo ağırlığında belki 120 kilo ağırlığında yükleri çok rahat şekilde normal insan fizyolojisinin zorlanacağı yerlerde çok kolay bir şekilde taşımalarını sağlamaya çalışıyorlar. Ayrıyeten bu Z-20 helikopterleri Çin ordusunda daha da fazla rol oynayacak haberinde görebileceğiniz üzere Çin artık Sovyet menşeili ya da işte diğer ülkelerden edindiği menşeili silah sistemlerini ya da teknolojileri geride bırakıyor.
bakarak kendi silah sistemlerini devreye sokuyor. Şöyle ki yakın zamanda gerçekleşen bir tatbikatta artık Rus helikopterleri Çin ordusunda tespit edilmemeye başlandı. Ya da çok düşük oranda tespit edilmeye başlandı. Bunu şöyle değerlendirdi birçok kaynak. Artık Çin kendi yerel hava sistemlerini, kara sistemlerini, deniz sistemlerini kullanarak Sovyet ya da işte Rus diğer kaynaklı olan muhtaçlığını ortadan kaldırıyor ve bu ortaya çıkardığı ürünler bazı noktalarda kullandığı işte Rus örneklerinden, Amerikan örneklerinden belki de ileri seviyede öne çıkıyor. Bunlar da önemli bir şekilde karşımıza çıkmıştı. Yine Çin'in bu savunma sanayinde yüksek derecede para harcaması ya da bütçe ayırması deyip bölge ülkelerini rahatsız olmasına sebep oluyor ve onların da silahlanmasını tetiklemiş oluyor. Örneğin Tayvan uçak avcısı korvetler ediniyor ya da Japonya savunma bütçesini arttırıyor ya da diğer ülkelerde aynı şekilde silahlanmalarını arttırıyorlar ya da bölgedeki ülkeler Çin'in bu silahlanmasından çekindikleri için bölge dışındaki güçlerden, ülkelerden silah tedarik etmeye çalışıyorlar. Örneğin bu bizim için de bir pazar oluşturmuştu. Asya'daki kimi ülkelerle Türk şirketleri arasında bazı silah anlaşmaları, örneğin teknoloji paylaşımları gerçekleşmişti. Çünkü bu yakın eğer Çin tehdidi karşılarında bulunuyorsa bunu ya bölgedeki diğer ülkelerden, bu başlıca Amerika olabilir ya da Avrupa ülkelerinden ya da işte Türkiye gibi onların ekonomilerine de denk olacak şekilde müşterilerle, üreticilerle karşılamaya çalışıyorlar. Burada sonuç olarak kısmına gelmek istiyorum. Çünkü sunumumu biraz kısa tutup ana noktalara değinmeye çalıştım. Sonuç olarak burada caydırıcı güç olarak askeri buluyoruz. Bu ne demek? Şöyle ki günümüz ordularında ya da günümüz savunma sanayi sistemlerinde artık bildiğiniz üzere nükleer savaş tehdidinden dolayı ülkeler ve de uluslararası hukukun yasaklamasından dolayı da diyebiliriz. Ülkeler bir savaş içerisine giremiyorlar kolay kolay. Bu yüzden de aslında her ne kadar işte gelişmiş helikopterler, jetler, İHA'lar ya da SİHA'lar edinseniz de bunlar temel olarak caydırıcı güç konumundalar. Yani iki ülke birbirine karşı resmen bunu uygulaması, kullanması hukuken çok zor açıkçası ya da uluslararası hukukun kabul etmesi çok zor. Burada ikinci madde olarak politika ile ekonominin askeriye ve savunma sanayini ve askeriye ile savunma sanayinde politika ile ekonomiyi şekillendirmesi karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz buna örnek vermek gerekirse Türk savunma sanayisi yüksek bir ihracat kapasitesine sahip ve aynı zamanda savunma sanayi açıkçası ülkelerin ortaklıklarının zirveye taşındığı bir nokta. Çünkü eğer siz savunma sanayinde bir ülkeyle müttefiklik ya da ortaklık içerisine girdiyseniz, işbirliği yapacaksanız gerçekten iki ülkenin siyasi ya da ekonomik ortaklıklarının bulunması gerekiyor ki birbiriyle böyle tehlikeli konularda, böyle ciddi konularda teknoloji ve bilgi birikimi paylaşım yapabilsin. O yüzden de iki süreç yani politika ile ekonomi askeriye ve savunmayı sürekli olarak etkileyen ve şekillendiren bir süreç içerisinde, konum içerisinde diyebiliriz. Sunumun öncesinde içerisinde bahsettiğim gibi Çin askeriyesi özellikle Halkın Kurtuluş Ordusu'ndan, kuruluşundan günümüze kadar gelen süreçte Soğuk Savaş'ın bitimi, Sovyetlerin yıkılımına kadar çok yoğun bir Sovyet tesiri içerisinde. Bu piyade silahlarından kara sistemlerine, hava sistemlerine, deniz sistemlerine kadar her yerde karşımıza çıkıyordu. Ancak Soğuk Savaş'ın bitimi, Sovyetlerin yıkılmasından sonra Çin bir arayış içerisine girdi. Batılı sistemler işte ya da doğulu sistemler, her türlü sistemleri araştırarak özgün bir savunma sanayi sistemi kurmaya çalıştı. Burada karşımıza aslında özgün olarak nitelendirebileceğimiz işte slaytlarda gösterdiğim bazı uçak sistemlerinde tespit edebileceğiniz üzere Batılı sistemlerle Sovyet sistemlerinin bir tür harmanı. Onların böyle ikisinin tam olarak ortası diyebileceğimiz sistemler ortaya çıkmış ve bunlar başarısını kanıtlamış altyapı sistemleri olarak değerlendirildi. O yüzden işte Soğuk Savaş sonrası bu arayışa özgün olmanın başlangıcı olarak değerlendirilebiliyor. Yine sunum içerisinde bahsetmiştik. Nicelikteki üstünlüğü niteliği de yansıtmaya çalışıyor Çin askeri kuvvetleri. Çünkü eğer sizin ordunuzda 4 milyon personel varsa, 5 milyon personel varsa bu sizin ekonominiz için de büyük yük. Aynı zamanda işçi gücünün de ya da topluma kazandırılabilecek insan gücünün de toplumdan çekilmesi anlamına geliyor. O yüzden artık günümüzde ülkeler asker sayılarını ciddi manada azaltmaya odaklanıyorlar. Daha çok insansız sistemleri devreye sokmaya çalışıyorlar. Ya da ellerindeki askerleri daha yetkin, daha profesyonel, daha uzman kılarak geri kalan atıyorum 4 milyon siz bunu 1 milyona düşürdüğünüzde 3 milyon insanı hayatın içerisine dahil etmeye çalışıyorlar. O yüzden yakın geçmişte Çin ordusu profesyonelleşme yolunda adım attı ve ordusunun askeri personel sayısını düşürmeyi tercih etti. Yakın zamanda biz de bunu tercih etmiştik. Diğer ülkelerde günden güne bunu tercih etmeyi seçiyorlar açıkçası. Bir de yakın gelecek mevzusu var 2030 ve Çin hususunda. Yakın gelecekte birçok analistin, birçok TİKTEN kuruluşunun yaptığı tespitlerde ya da araştırmalarda Çin'in çok yoğun bir savunma sanayi yetkinliğine ulaşacağı, hatta bunun 2050'yi gördüğünde Amerika'yı çok çok geride bırakacağı öngörülmekte. Buna örnek olarak Çin'in uçak gemisi kapasitesi örnek veriliyor. Ben araştırmalarıma birkaç yıl evvel başladığımda henüz Çin ilk uçak gemisini bir tek o vardı. Ancak yakın geçmişte 2019-2020 yılları içerisinde Çin ikinci uçak gemisini piyasaya sürdü ve yine 2 yıl 3 yıl içerisinde
üçüncüsü gelecek. Bu böyle sürerek 2030 yılları içerisinde 6. 7. uçak gemisinin ortaya çıkması bekleniyor. Bunun önemini şöyle söyleyebiliriz. Şu an Amerika'nın elinde resmi olarak 11 tane uçak gemisi var. Ve biz 2030 yılında yaklaşık olarak Çin'in elinde 6-7 tane bekliyoruz. Bu şu demek uçak gemisinin önemi. Küresel güç olma amacı gütmeyen hiçbir ülke kolay kolay uçak gemisi teknolojisini edinmeyi ya da uçak gemisi üretmeyi aklının ucundan geçirmez. Yani bu Çin'in politikalarında dünyanın uzak köşelerini, Afrika'ya ya da Avrupa'nın uzak köşelerini hiç fark etmez ya da Güney Amerika bölgelerini askeri güç ya da kendi nüfuzunu etki ettireceği anlamına gelmekte. O yüzden 2050 yılına geldiğimizde uçak gemisi ya da diğer sistemlerde nicelik olarak belki de nitelik olarak Amerikan kuvvetlerini geride bırakacak bir Çin'le karşı karşıyayız. Ve burada yine bir önemli noktayı değinmek istiyorum. Napolyon Bonaparte'ın bir ülke eğer iyi askerlere sahip olmak istiyorsa sürekli savaş halindedir demesi gözümüze çarpıyor. Bu ne demek? Bazı uzmanlar her ne kadar Çin teknolojik olarak ya da nicelik olarak üstünlüğü kurmuş olsa da ya da üstünlüğü kuracak olsa da Çin ordusunda, Çin silahlı kuvvetlerinde savaşmadan, hiç çatışmaya girmeden emekli olmuş generaller, subaylar bulunmakta. Bu da şunu karşımıza çıkarıyor. Amerika sürekli olarak işte Vietnam, Kore ya da Irak savaşları gibi savaşlarda kendi askerlerini hep savaşlar içerisine sokmuş ve uzmanlık kazanmış bir ordu. Ya da Türk ordusu da yine terörle mücadele kapsamında ya da çeşitli diğer operasyonlar neticesinde uzmanlığını kanıtlamış ordular arasına giriyor. Ancak Çin'i gördüğümüzde Çin tercih ettiği politikanın bir sonucu olarak askeri olarak dünyanın hiçbir yerinde yakın gelecekte bir faaliyet göstermedi. Yakın gelecekte faaliyet gösterdiği operasyonlar genel olarak Birleşmiş Milletler'in barış operasyonları ya da anti-korsan operasyonları diyeceğimiz hareketler olmuştu. O yüzden bazı uzmanlar her ne kadar Çin bu kadar sayısal ve nitelik olarak üstün olsa da uzmanlıktan uzak olacağı ve bu yüzden de hiçbir zaman yakın gelecek 2050'ye kadar diyebilirim askerlerinin tecrübe olarak uzak olduğundan dolayı birinci süper güç, askeri süper güç olamayacağı hususunda değerlendirmelerde bulunuyor. Genel olarak hızlı bir ve de özet bir Çin askeriyetinin savunmasına değinmeye çalıştım. Benim söyleyeceğim ya da değinmek istediğim hususta kısaca bu uzatmamak kaydıyla benim diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Soru cevap olacak. Eğer bu oturumda devam edecekse benim bir sorum olacaktı. Evet, buyurun. Öncelikle sunum için çok teşekkürler. Cidden özet ama önemli noktalara değindiğini hissediyorum. Benim burada sonuç kısmına hitaben bir sorum olacaktı. O da şu, Çin devletinin son zamanlarda Birleşmiş Milletler'in barış güçleri dahilinde dünyada daha çok sorumluluk alması gerektiğine dair ülkelerin beyanlarını gördük. Özellikle Amerika'nın Çin'in tamamen sorumsuz bir çocuk gibi davrandığını, yani büyük ülkelerin üzerine düşen payı da karşılaması gerekip Birleşmiş Milletler'de ve dünyada daha çok barış gücüne dahil olması gerektiğini iddia ediyor. Çin'in ise bu konu buna karşın bir cevabı var mı? Buna karşı bir argümanı var mı? Ya da barışçıl büyüme adı altında buna karşı mı çıkacak? Ben bunu sormak istiyorum. Yani sen bu konuda bir öngörü hissettin mi? Bir öngörüye sahip oldun mu? Öncelikle onu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Şöyle cevaplayabilirim. Dediğiniz gibi Çin askeriyesi gerçekten her ne kadar büyük olsa da Amerika'nın dünyayı düzeni sağlama perspektifi diyeceğimiz şeklinde ilerlemiyor. Evet, böyle eleştiriler geliyor Çin ordusuna yönelik. Ve Çin'in de genel olarak Afrika'da izlediği politikadan bahsedebilirim bu hususta. Çin Avrupa'yı ve Amerika devletlerini örnek göstererek ben Afrika'ya gittiğimde biz sizin yönetiminize, çeşitli sistemlerinize askeri olarak müdahil olmuyoruz cevabıyla genel olarak onları kendine çekmeye ve ikna etme yolunu gidiyordu. Askeri olarak da Birleşmiş Milletler'in barış operasyonuna katıldığını söylemiştim ve anti-korsancılık faaliyetlerine katıldığını söylemiştim. Genel olarak Çin'in cevabı da Birleşmiş Milletler'e elindeki payı daha çok arttırma yolunda politikaları izleyeceği, donanmasını daha çok seferber edeceği, uluslararası sularda Amerika'nın güttüğü çeşitli barışı sağlama ve düzeni sağlama operasyonları gibi kendi ordusunu ve donanmasını görevlendireceği yönünde açıklamalar geliyor. Ancak yakın gelecekte bunun kesin olarak sonuçlarını görebileceğiz. O yüzden henüz Amerika'nın bu eleştirilerini araştırmalarımda Çin'in kesin bir cevabını göremedim açıkçası. Ancak Çin dediğim gibi uluslararası sularda ya da diğer ülkelerin terörizmle olan mücadelelerinde birliklerini Birleşmiş Milletler içerisinde görevlendirerek bu barış operasyonlarına, düzeni sağlama operasyonlarına destek sağlamaya çalışıyor. Bunu söyleyebiliriz.
Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler. Teşekkür ederiz.